Hayırlı akşamlar. Hey Emre. Mehmet Rasim Mutlu öğretmenimin çok değerli, rahmetli, cennetlik, veli, Allah dostu öğretmenimin güftesi ve bestesi kendisine ait parçası. Ey tende gönlü güzel. Aleykümselam. Ey tende gönlü güzel, dudak güzel, söz güzel. Gönlümün naz köşesi. Geçti nefsi hevesi. Eyvallah efendim, eyvallah. Sizlerin de öyle. Manada nida güzel. Ah deriz ya. Nefes kestiren sesi. Manada nida güzel. Mutlu kavli kararın. Beste güfte ayarın. Geçer ömrü zamanın, kalan hoş seda güzel. Eyvallah. Allah nur içinde yatırsın. Çünkü iz bıraktı. Herkes de hak zayi olur ama Allah da asla. O fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. 450 beste ve güfte. Muhteşem. Çünkü akışta. Çünkü ilham ehli. Çünkü bağlantıyı yüce zatla yapmış. Gerçek mürşitle yapmış. Mürşit Allah'tır. Mürşitle bağlantıya giren de bir bakıma mürşitlik görevini, insandaki mürşitlik görevini yürütmeye başlar. Zira ilahi espri şu: ben gizli hazineydim, bilinmek istedim. Kainatı yarattım. Senin için, kuluna sesleniyor. Seni de kendim için, hadi iste. Evinde eksik olan tuzuna, ayakkabının kopan bağına kadar iste. Bu ne muhteşem bir şey. Biraz önce ablam gelmişti. Terasta biraz sohbet ettik. Abla dedim ya, akıl almıyor ya. Akıl dumura uğruyor. Işık ötesi,
milyonlarca yıl ışık ötesi yerlerden tekrar galaksiler, yıldızlar keşfediliyor. Abla biz neyiz ya? Biz neyiz? Mutlu Baba'nın bir sözü geldi aklıma. Hamdettim sanırsın. Ne haddine hamdetmek, ne haddine hamdetmemek. Biz hamdedebilir miyiz o muhteşem zata? Sonsuzluğun güzellikleriyiz. Ah bunun bilincine bir varabilsek de. Keder diye bir şeyin olmadığını anlayabilsek. Bir gün şöyle oturuyorum, sohbet başlamamıştı. Kendisi de koltuğundaydı. Şöyle parmağını uzattı. O sultanın kulu olmak yetmiyor mu dedi. Ben de içimden dedim ki biliyoruz ne olmuş yani. Bakın yüce yaradan o eşref saati ve o boşluk saati var ya, o bile o kadar muhteşem ki. Bu seneler önceydi, 12 sene kadar önceydi herhalde. O sultanın kulu olmak yetmiyor mu dediğinde. Sonra eve geldim. O bende öyle bir açılım yaptı ki. Ay özür dilerim Allah'ım dedim. Özür dilerim, özür dilerim. Bu ego, nefis, benlik, duyduğun şeyi bir daha duymanın yani dayanılmaz nesi diyelim? Cehaleti diyelim. O sultanın kulu olmak yetmiyor mu? Evet, biz sonsuzluğun muhteşem kullarıyız. Ölümsüzlüğün hediyesi verilmiş bize. Hediyeyi veren hediyeden kıymetlidir. Yunus'un dediği gibi Hazreti Yunus, bana seni gerek seni diyor. Zaten öyle de bir kendini hissettiriyor ki. Öyle de bir hissettiriyor ki. Seni ne zamanki yerle bir etti, kaçacak yerin yok, egoyu minimize etti. İşte orada sormaya başlıyorsun. Ya Rabbi, ya Rabbi, ben iyi bir insanım. Bunu sen de biliyorsun. Niye bu kadar zor yaşam? Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Anlamıyorum. Misyonum mu, görevim mi farklı? Ben bunu sorduğum gün kitap başlamıştı bakın. Hayatın ta kendisi kitabı başlamıştı. Çünkü sordun. Çünkü Allah duyup da duymamazlıktan gelmez. Görüp de görmemezlikten gelmez. O insandır. Başka şeyler akmaya başladı. Baktım kitap oluyor. Aa çok güzel. Ama insansın, yine takılırsın. Bir sene sonra lüks geldi. Ekmek parası daha ağır geldi. Ay dedim bir de darlık mı çıktı başımıza? Kaldırdım bir tarafa attım. Ama Allah seni kaldırıp bir tarafa atmaz. Beni atmadığı gibi seni de atmaz. Asla ve asla şah damarından yakınım diyor. Peygamber Efendimiz ona son cümlesi ne muhteşemdir. Refiki âlâya dosta gidiyorum. Âlâ dost. Hadi ölelim demiyorum. Hepimiz öleceğiz ama ölmek yok zaten, olmak var. Bütün mesele işte orada. Ya Rabbim bana vermiş olduğun potansiyeli sonuna kadar götürmeyi nasip et ya Rabbim. Yardım et onu çıkarayım. Zatına öyle geleyim. Mahcup gelmeyeyim. Gerçek değil mi? O tarafa doğru gitmiyor muyuz? İşte ben kaldırdım attım. Ah dedim lüks geldi. Ama o seni kaldırıp atmadı. Bir yardımcı gönderdi. Bak Çiğdem sana gazete getiriyorum yazarlarla ilgili. Gel gel abla. Sen onu bağrına basarsan, affedersen Allah da seni bağrına basar. Bedeli var. Bir şeye katlandığın zaman, tahammül ettiğin zaman ya da affetme gücü yanında kusur ve kabahat içtir. Affettiğin zaman, unuttuğun yeni bir sayfa açtığın zaman Allah da sana yeni bir sayfa açıyor. Abla, en son 3 ay önce gelmişti. Patırtı kütürtü çıkartmıştı.
Çocuk ruhlu. Kendi de üzülüyor. 3 ay sonra bir şeyi desise edip geliyor. Gel gel abla kahve içeriz. Bakın sen ona gel dersen, sen onu kucaklarsan, affedersen, defteri kapatıp yeni bir sayfa açarsan Allah da seni kaldığın yerden devam ettirir. 26 tane yazar getirdiği ilave gazetedeki yazarlarla ilgili bir ilave sayfa. 19'u kendilerine aitmiş gibi davranmış. 6-7 tanesi de ne münasebet Ayşe'de, Fatma'da, Çiğdem'de yazar. Birikim işi bu gibi. Oradan ben motive oldum. Tekrar yazdım ve kitap bitti. 2,5 sene sürdü. Şimdi burada anlatmak istediğim şu. Ne yaptığını bilene dünya kenara çekilir yol verir. Senaryonun sahibi sana yardım etmez mi? Eder. Ama nasıl eder biliyor musunuz? Gönlüne göre. Gönül zaman ve mekana göre değil. Zaman ve mekan gönlüne göre yön tutar. Çünkü hiçbir yere sığmayan gönülden seslenir. Hangi gönülden? Mutlu Baba'nın sözüdür diyor ki Allah'ın gönlüne sığmasının sebebi gönülde benlik olmamasındandır. Gönül kırılmaz, orada Allah var. Kırılan bizim egomuzdur. Gururum kırıldı deriz. Onur başka bir şey. Mütevazi olmak fevkalade muhteşem bir özelliktir efendim. Şöyle ki, öze varmanın ilk adımı tevazudur. Ve karşılıksız sevmesini bilen ilahi yoldadır. Ne zaman ki karşılıksız sevmeyi bildik, ne zaman ki bu benim egomdan mı kaynaklanıyor, bu ani celalim, bakışım, dediğin zaman kendini düzeltirsin. Çünkü özün muhteşem. Özünün hiçbir şeye ihtiyacı yok zaten. Öz tevazu sahibinde parıldar. Bir Ali, yani sevgi ve muhabbet. Sevgi diyor imandır denecek kadar imana paraleldir. Sevgin ne kadarsa imanın da o kadar. Şimdi biz Tanzim'deki yerimizden sonra kuaförü açacağız. Tabelanın köşesine dedim ilk önce sevgi yazdır kızım dedim. Böyle bir baktı anne bu ne ya dedi filan. Kızım sevgi olmazsa olmaz. Sevgi ve muhabbet. Sevgi ve muhabbetle. Bakarsan sevgi ve muhabbetle karşılanırsın. Dağdan dağa Ahmet dersen Mehmet diye cevap gelmez. Ha, ego. Egosuz olur mu? Ama o ego nasıl bir ego? Nefsi nefis hale getiren ego olacak. Orada da şöyle diyor bakın. İnsanlığı ne kadar kucaklarsan seni tahrik eden egonun gerçek maksadına asıl o ölçüde yaklaşırsın. Ya sevgi, senin özün sevgi. Sevdikçe çoğalırsın, sevdikçe çoğalırsın. 8,5 milyar insan mı var? 8,5 milyar Çiğdem'sin demektir ya. Gel ayrıya gayrıya girme. Ayrı gören ayrı kalır zaten. Hor görme, hor gördüğüne muhtaç olursun. Bir de elde olan beyde olmaz. Bunu da hiç unutmamak lazım. İşte tevazu bunların hepsini düşündürtür insana. İnternet mi çekmiyor arkadaşlar? Ben ne yapayım? Ya bilmiyorum. Her zaman bir türlü oturtturamadık bu işi ama olsun. Gittikçe daha
Güzelleşiriz inşallah. Şimdi çekiyor mu? Şimdi de mi çekmiyor arkadaşlar? İnternet çekmiyor dediler. Şu anda çekiyor mu, çekmiyor mu bilmiyorum ve evde yalnızım. Şimdi çekiyor mu efendim? Böyle oturayım, elimde tutayım o zaman. Tamam, çok şükür. Çok şükür. Eyvallah. Ne demiştik? Tevazu. Tevazu özüne varmanın ilk adımı dedik. Karşılıksız sevmesini bilen ilahi yoldadır dedik. Tamam, o zaman elimde tutacağım. Sağlık olsun. Önemli olan iletişim. Sevgi imandır denecek kadar imana paraleldir. Sevgin ne kadarsa imanın da o kadar demiştik. Teşekkür ederim. Çok güzel. Tamam, ses de görüntü de iyi. Ben şunu şöyle dayamaya çalışayım. İnşallah kesilmez yine. Şuradan sohbet edebiliriz. Herhalde oldu. Öf be. Evet. Ben 30 saniyenizi alayım. Gözlüğümü getirirsem okuyabilirim. Özür dilerim. Senin dediğin değil dedi. Benim dediğim olacak herhalde. Şimdi küçük çalışma odası. Ay dedim, burası çok sakin. Burada hep burası olsun dedim. Orada da çekmiyormuş. İşte önceden denemek lazım. Evet. Eyvallah. Allah güzeldir, güzelde görülür. Ya güzel nedir? Güzel, güzel bakıştır. Hüsnü zan kadar yüce ibadet olamaz. Ah, her şeye bir güzel bakabilsek, o korkuyu atabilsek, o zanları atabilsek. Ama bu düşünce bile çok güzel. Çünkü gıpta hazlı imreniştir. Demek ki hazlı imrendim ben şu anda. Bu Mutlu Baba'nın sözüdür. Mehmet Rasim Mutlu öğretmenim benim. 28 senelik öğretmenimdi. Allah iki dünyada da yüzünü güldürsün diye hep dua ederdim. Şüphesiz ki öyledir. Ne öğrendiysem ondan öğrendim. O da derdi ki, kızım bizde bir numara yok. Biz sizin içinizdekini çıkartmaya çalışırız. Bir bakıma o da doğrudur. Çünkü o yolculuk kendinden kendinedir. Ama bir motive eden muhakkak olması lazım. Eyvallah. Şimdi zan. Zanlı geçmeden zenne varamazsın. Zan, zan kötü. Zan
blokajda olduğun düşünce. Yani genetik yapın mı diyeceksin, işte kalıtımsal mı geldi, mahalle baskısı mı, cehalet mi? Hepsi içinde zanların. İlk önce kötüyü düşünüyoruz. Şöyle ki, bunu daha önce anlatmıştım ama anlatmamda yarar var. Bir iki sene önce bizim kafeteryada işte eczacı çocuk, yanında da bir genç kız var. Böyle biraz fazla samimiler. Ben de gidip gidip geliyorum, bir şey söyleyeceğim söyleyemiyorum, bir şey söyleyeceğim söyleyemiyorum. En sonunda gittim. Zan ne demek? Zan, kafamdaki blokaj. Öyle zannettim. Sanırım. Zan o demek. Yani sanrıların. Ortada bir gerçek yok. Kafandaki halin o hale büründürmüş. İşte çocuk, yanında genç bir kız var. Bayağı samimiler. Döndüm öbür elemana, dedim ki ya, dedim, Mesut'un yanındaki kim dedim ya. Kız kardeşi dediler. Ay öyle utandım ki kendimden. Öyle utandım ki. Neden ilk önce hep kötüyü düşünürüz biz? Zan bu işte. Güzel bakmamak. Allah güzeldir, güzel de görülür. Peki güzel nedir diyor Mutlu Baba'nın sözü. Güzel, güzel bakıştır. Güzel bakış sahibi hala değiliz. 63 yaşındayım, hala değilim demek ki 2 sene önce. Ama en azından kendimi eleştirebiliyorum. Direkten döndürüyor Allah gönlüne göre. Çünkü gönül zaman ve mekana göre değil. Zaman ve mekan gönlüne göre yön tutar. Dolayısıyla aa diyorsun, hala mı ya, hala mı ay, güzeli düşünmüyorsun. Hüsnü zan kadar, yani güzel bakış, güzel zannın güzel olsun diyor. Hüsnü zan kadar yüce ibadet olamaz diyor, bakın. Bu muhteşem bir cümle. Evet. Hep önceden biraz hazırlanayım diyorum ama sonra da zaman yetmiyor, olmuyor, bitmiyor işte son anda. Ama yine konuyu da kendi gönderir. Her şeyi samimiyet. Bakın en büyük ciddiyet samimiyettir. Sen samimi ol yeter ki. Sorunu da samimi olarak sor. Ya Rabbim de, ben bir iyi bir insanım, bunu sen de biliyorsun. Neden bu kadar zor ya da bitmiyor gibi öyle cevaplar gelir ki. Ha, gelir cevap. Ama birdenbire ışık hızıyla olmaz. Bakın hani geldi, senin samimi candan bir yazar yapmak içindi dedi. Niye bu kadar zor yaşam ya Rabbim? Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Anlamıyorum dediğim gün başka bir şeye evrildi konu. Ben başka bir şey yazacaktım, cebime koyacaktım. Psikolojik motivasyon olsun diye. Bir ev mahkemesini kaybetmiştim haklı olduğum halde. Ama arkasındaki espriyi hissediyordum. Meğerse koskoca metropolde evle iş yerini karşılıklı yapacakmış. Zülcelali velikram, celalinde ikram var. Bir şey ters gidiyorsa bilin ki lehimize bir şeyler oluyor. Ama fırının duvarları ısınınca ekmek olur. Onu çok sonra anlıyoruz. Lehimize olan şeyler biraz acıtıcı gibidir. Mesela Cemal de güzel, Celal de. Ama Cemal bayıltır, Celal ayıltır. Biz kopya çektiren hocayı hep sevdik. Ama bizi üniversiteye kim soktu? Kopya çektirmeyen. Hayır, ben hak etmediğim puanı sana vermem diyen bizi üniversiteye soktu. Ah, hay Allah razı olsun o Zeynel Bey'den. Onun 3 puanıyla kendimi üniversiteye attım diyebiliyoruz. İşte o. Şimdi burada hep ben bunu tekrar ederim ama muhteşem bir şeydir efendim şuradaki söz. Hep üzülürüz. Neden kurtulmadık deriz? Neden hala? Benim çektiğimi kimse çekmedi. Herkes hayatının evet başrol oyuncusudur. Herkesin taşıyabileceği kadar yük vermiştir. Merak etmeyin. O dayanılmaz ana gelindiği zaman zaten soru soruyorsunuz. Kaçacak yeriniz yok. Egoyu, yücelik pes edene verilir. Pes ettiğin gün bir şey kalmadı. Bütün yollar ona çıktı. Ya Rabbim, neden bu kadar zor?
bana bir şey mi söylemek istiyorsun, anlamıyorum diyorsun. O da diyor ki seni samimi candan bir yazar yapmak içindi. Ben o sosyal psikolojik motivasyon olsun diye o hadi ev sahibi olayını hatırla. O mahkemeyi kaybetmiştin ama koskoca metropolde evle iş yerini Yüce Rabbim karşılıklı yapmıştı. Onu yazacağım, cebime koyacağım. Sabahı sabah ediyorum. Esnafın parasını kurtarmışım, benim dükkanımın parasını vermiyorlar. O gece işte bakın, seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Her şey, bu şeytan bile olsa, eşya, nankörlük, iftira, ne sayarsan say. Hepsi Allah'a kovalıyor seni. Yüce Yaradan da diyor ki açtığın el istediğin her şeyden hayırlıdır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O provoke eden güç seni nerelere getirdi bakın. Manevi tekamüle getiriyor. Ha, ben onu yazıp cebime koyacaktım. O kitaba dönüştü. Başka bir şeyler çıktı. Cevap şu. Seni samimi candan bir yazar yapmak içindi. Tamam. Bir sene götürürsün. Bir sene sonra lüks gelir kaldırır fırlatırsın. Ama aşağıda baş yardımcısını gönderir. Sen onu fırlattın ama Allah seni fırlatmaz. O seni yine bırakmaz. Sağ ol. Şimdi gönderir. Ama kırıldığın birisini gönderir. O da mahcuptur, gelemiyordur. Yine hem barıştıracak hem nemalandıracak olaydan. Neden? Çünkü Allah tevhid. Tevhid Allah'tan, ayrım şeytandandır. Gel gel abla, gel kahve içeriz. Geldi. İyi ki o gazete ilavesini getirmiş. Oradan tekrar kitabın yazılmasına geçildi. 1,5 sene daha sürdü. 2,5 sene sonra sen oldun yazar. Kitap da güzel, olaylar güzel. Alternatif yaşam. Sıradan bir yaşam değil. Alternatif neden işte zormuş hayat? Sen onu kitaplaştırasın diye. Olaylar enteresan diye. Sonra bir tane daha verir, bir tane daha verir. Allah zengindir. Kulunun da zengin olmasını ister. Hak ettiğini verir. Merak etmeyin. Mehmet de, Ahmet de, Ayşe de, Fatma da, Yasemin de yerine gelecektir. Gönül zaman ve mekana göre değil, zaman ve mekan gönlüne göre yön tutuyor çünkü. Ve gayretine göre. Herkes de hak zayi olur, Allah da emek zayi olmaz. Bunu bilmek yeter. Bakın o kız çocuğu bana fuarda, TÜYAP kitap fuarında sormuştu. Efendim size sorular soracağım, iz bırakacağım demişti. 13-14 yaşlarında bir kız çocuğu, 15'te. Aferin kızıma demiştim. Biz bu dünyaya zaten iz bırakmaya geldik. Adın ne? Ece. Kraliçe demek sana da yakışır. Gayet mantıklı sorular sordu. En sonunda dedi ki, efendim son sorumu soruyorum. Hayattan ne aldınız? Bakın çocuk ne demek istiyor biliyor musunuz? Ben zordayım ya, bana yardım et. Bu hayattan bir şey aldıysan o espriyi bana da söyle. Biliyorsan söyle, yani tutunacak bir yerim olsun diyor. Bilmiyorsan yol alayım, şimdi senin çapın belli olur demek istiyor. Son soruyu soruyorum demekle onu kastediyor. Tamam kızım, tam adamına geldin. Ama Cenab-ı Allah yağmurundan önce rüzgarını gönderir. Sen de cevabımı unutma değil mi kızım dedim. Tamam dedi. Bak ne aldım biliyor musun yavrum? Annen de, baban da, karın da, kocan da, en sevdiğinde, Allah'tan sonra sensin dediğinde hakkın zayi olur. Çizerler üstünü. Gözümü gösterdim, ağlatırlar. Yüreğimi gösterdim, sızlatırlar. Ama Allah da hakkın zayi olmaz kızım. O fareyi kuş yuvasına, kuşu fare yuvasına koymaz. Yola devam. Evet. Ben hayattan bunu aldım arkadaşlar. Yola devam. Çocuğun diyor ne yaptın? Eşin diyor ne yaptın? Öbürü diyor ne yaptın? Ablası ne yaptın? Allah Allah, öyle mi? Allah da diyor ki ben hepsini biliyorum. Seni layık olduğun yere getiriyorum. Sen bana bak.
Çünkü vefa Allah'tadır. Vefasızlık görüyorsan vefalıya doğru gidiyorsun demektir. Seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. 2. Gönlün senden uzaklaştıysa bil ki bir şeyler getirmeye gitmiştir. 3. En önemlisi. Diyor ki, Şems'in dizelerde dinle Celaleddin diye seslendiği Zülcelali vel ikramdır. Kime celali baktıysa o ikrama uğrar, evliya olur. Aşk adına aşktan vazgeçmek, doğruyu bulmak, doğruyu seçmek, için yansa da doğrudan vazgeçmemek, hafu recayla, yani hafif bir ürpertiyle Allah'tan korkmak, yani saygı duymak, saygı, sevgi, ürperti, muhteşemlik, onun yanında acziyetimizin, o muhteşemin yanında acziyetimizi fark etmek, bu muhteşem bir şeydir. Bu işte insanlığın gereğidir. Nefsi de nefis hale getiren olay budur. Çünkü egoyu minimize etmeden bir yere varamazsın. Ego seni provoke eder, bir yere kadar götürür. O yere geldiğin zaman tamam de. Senin görevin buraya kadardı. Ha. Çünkü seni oraya getiren de, o provoke eden güç de, sana o itici gücü veren itici güç yine insanlardan geliyor. Negatif şekilde geliyor. Ama hayat senin gönlüne göre yön tutuyor. Gönül zaman ve mekana göre değil, zaman ve mekan gönle göre yön tutar. İşte çocukluktan bu yana hep deriz ya, duyardık ya, aman kızım gönlünü karartma, aman oğlum gönlünü karartma. İşte bu. Şimdi efendim sizden gelen bir soru gibi bir şey varsa, haddim değil ama eğer yaşadıysam cevaplayabilirim. Zülcelali vel ikramdır ya. Bunu bilelim hayatta. Kolay olmadığı gibi ama bir iş ne kadar da zorsa o kadar da güzeldir yani. Ne kadar külfet o kadar nimet. Hep derler ya, işte anneme ben baktım, babama ben baktım, kardeşlerim şunu yapmadı, bunu yapmadı, amcam iflas ettirdi. Tamam. Allah seninle ilgileniyor. O anneye babaya bakmak ne demek biliyor musun? Annem rahmetli olduğunda dedim ki bu mezar taşı boş olmaz. Muhakkak Kur'an-ı Kerim'de bir şey vardır. Ve nihayetinde buldum. Rabbin şöyle hükmetti. Anne veya babanız veya her ikisi yanınızda ihtiyarlarsa onlara bir öf bile demeyin. Güzel iltifatlı söz söyleyin. Zira onlar çocuk gibidirler diyor ya. O çocuk gibidirler sığmadı. Diğer tarafını yazdım. Aradan 12 sene geçti. 96, 2012, 16 sene geçti. 6 sene geçmiş oldu. 12 senede babama bakmış oldum. Bakın. Baba bizden ayrıydı. Kulum dedi. Sen bunu mezar taşına boş olmasın diye bunu mu yazdın? Ben sana o zaman dedi tamamını yaşattırayım. Babanı da nasip edeyim. İşte bir lokma ekmeği geçmemiş olabilir. Kader planıdır. Onu da nasip etti. 12 senede ona baktık. Sevgi ve muhabbetle. Muhakkak kırıcı olduğumuz anlar da olmuştur ama niyet çok güzeldi. Keşke o minik kırıcı anlar da olmasaydı. Fevri hareketler de olmasaydı. Ama tekamül çok kolay da bir şey değil. Ama nihayetinde niyeti ve samimiyeti biliyor Cenab-ı Allah.
Ne gibi, ne muhteşem bir şey. Ah bakıyorum, kaynanana, çok güzel, Alzheimer. O görev kime verilir? Sen layık olduğun için sana verildi. A be güzel kardeşim, a değerli kardeşim. Allah herkese iyilik yapmayı nasip eder mi? Neden biliyor musun? Tam anlayamadım. Peki. Şimdi anlatayım efendim. Yanımda bir esnaf arkadaşım vardı. Hep bana laf atar. Kendi tezgahları zengin, benimki bazen zengin, bazen fakir olurdu filan. Sanki sende çok var da veriyorsun. Ben de her seferinde derdim ki, ya Hüseyin Allah aşkına derdim ya. Kabul et ki gece yarısı birisi geldi. Gitme imkanın yok. Sevdiğin bir kapıyı çalarsın, güvendiğin bir kapıyı. Ya bana bir pişirimlik çay ver veya kahve ver dersin. Onun gibi bir şey. O da gelmiş benden istiyor. Abla ya çayım yok. Bir bakıyorum orada 2 tane 1 kilo çay var veya yarım yarım. Teki senin olsun, teki benim olsun. O yine bana laf atıyor. Senelerce attı. 7-8 sene belki. Bakın şimdi ne olacak? Sen kaynanana bebek gibi bakıyorsun değil mi? Ah ben gıpta ederim, imrenirim senin o haline. Birileri de der ki, ay sen deli misin der. Ah işte tevhid Allah'tan, ayrım şeytandan. Kim ki tevhidi bozmak istiyor? Ah, tevhid Allah'tan. Neyse bu bana devamlı laf atıyordu. Ben de her seferinde Allah herkese iyilik yapmayı nasip etmez Hüseyin ya diyordum. Alay ediyordu benimle. Günün birinde Allah dedi ki seyret şimdi tabloyu. Böyle pek de tenha olmaz aslında Tanzim. Şöyle duruyorum. 2 tane onluk poşet diye biz tabir ederiz. Battal boyun bir küçüğüdür. İçine her şeyi koydu. Yağını, salçasını, makarnasını, bakliyatını, tuzunu, çayını, şekerini. Ha dedim herhalde dedim lokanta müşterisi oldu, ona yapıyor dolu dolu. Oradan bir amca geçiyordu. Amca amca dedi amcaya. Amca tınmadı yürüyor. Bu sesini yükseltti. Amca bir gelsene ya dedi. Amca geldi. Böyle yaptı efendim der gibilerinden. Bizimki gayet emin bir şekilde böyle elindeki 2 torbayı ona uzattı. Al amca dedi, para istemiyorum. Eller böyle. Adam da gözünü gözüne zoom yaptı. Aynen şu cümleyi söyledi. Ben de senden istemiyorum dedi. Hüseyin döndü bana böyle yaptı. Abla bu ne iş? E ben sana demiyor muyum dedim senelerdir Allah herkese iyilik yapmayı nasip etmez. Her seferinde yapmadığın gibi bana da yaptırmak istemedin. Sümen altı yaptın. Allah da bir kere seninkini sümenaltı yaptı gördün mü? Ha, o iyilik dediğiniz olay var ya, bunu bile kabul etmedi Allah. Ama canım kardeşim, o kadar güzel bir yüreksin ki bebek gibi bakıyorum kaynanama diyorsun ya. İşte o sevgi dolu yürekler çoğalsın. Sevgi İmandır denecek kadar imana paraleldir. Sevgin ne kadarsa imanın da o kadar. Sana onu yaptıran o iman dolu, sevgi dolu kalbin güzelim. Yola devam. Seni tanıdığıma da çok mutlu oldum. Bazen okuyamıyorum, kusura bakmayın. Evet. Bakın. Ne istedin de vermedi. Bir gönülden iste ve gayretin o yönde olsun. Ve samimiyetle iste. Kaynağı sensin ya Rabbim isteğiminde de bak ne oluyor. Ya sen unutsan bile, sen olmaz desen bile duana. Canım benim. Gel ben de sana sevgi ve muhabbetle sarılayım. Şimdi her ailemizde vardır ya kızımız, oğlumuz, yeğenimiz biraz agresif demeyelim de fevridir, şudur budur deriz ki bunları kim alacak?
Bir gün işte sohbet başlamamıştı. Şöyleyim. Allah'ım dedim, bu kızı kim alacak? Kızım için. Kızda bir şey yok. İçi de güzel, dışı da güzel. Allah'ın kulu zaten. Allah biliyor. Ne Kürt modeline, ne Türk, ne Arap, ne Laz'a uymaz ya Rabbim. 3 ay sonra geri getirirler işte, bu mu koca, ben mi kocayım derler gibi düşünüyorum ben. Elimi böyle yüzümden çektim. Bir çift göz bana bakıyor ve şöyle dedi. Zoom yapmış gözlerini. Allah'ın hazinesinde yok yoktur. Sen hiç Allah'tan istedin mi dedi. Eve geldim. Ya Rabbim. Senin hazinende yok yoktur. Çok zor büyüttüm. Telli duvaklı gelin olsun. Yerini bulsun ya Rabbim. Kimden istiyorsun? 1 ay çekmedi. 15 gün. Sen 1 ay de. Ona cankuş diyen bir tip. 2 sene nişanlı cankuş. 14 senelik de evli, 16 etti. Hala cankuş. Niye biliyor musun? Allah'tan istedin. Samimiyetle istedin. Dedin ki, ama bunu sana bir mürşit söyledi. Bir Allah insan, bir Allah dostu, bir veli. Allah'la bağlantıyı kurmuş bir ilham. Eri söylüyor. Allah'ın hazinesinde yok, yoktur. Sen hiç Allah'tan istedin mi? Ha, o mürşide düğmeyi bastıran kim? Yine Cenab-ı Allah. Ama çünkü emeğin var. Sen buradan kalkıyorsun, küçük yalıya gidiyorsun 28 sene. Tabii ki her salı, her perşembe. Tabii ki Allah'ta hak zayi olmaz. İşte evlendiler. Ya Funda, bir bebeğimiz olsun. Ay anne, bir dakika. Ha pardon, özür dilerim. Bak, tadını Allah'tan aldın, yine unutuyorsun, yine insandan istiyorsun. Ya Rabbim, ölümlü dünya. Bir torunumuz olsun. Öyle mi der? İki esmerden sarışın, yeşil, ela gözlü bir çocuk verir. Niye biliyor musunuz? Gözün kalmasın. Hani sen sarışını seversin gibi gibi. Adım gibi biliyordum, ikincisi esmer olacak diye. Ya esprisini, noktasını, virgülünü, sohbetini o kadar güzel yapıyor ki Cenab-ı Allah. Sen Allah de. Rahmani dilek yerde kalmıyor. Rahmani dilek yerde kalmaz. İste, dereyim der Allah demişti. Bir gün işte dediler ki, efendim Çiğdem abla bu müzikleri CD yapsın mı? O da döndü dedi ki, Rahmani dilek yerde kalmaz kızım dedi. İste, vereyim der Allah. Evet. Samimi bir şekilde, istikrarlı bir şekilde, gayreti bırakmadan ama, kuru kuruya değil. Gayretinin yetmediği yerler var. Mesela işte kızından çekiniyorsun. Her an bu nikah masasından kalkabilir mi gibilerinden düşünce bile geliyor. Zor bir çocuk vermiş sana. Ne öğrenirsen de zordan öğrenirsin. O da ayrı bir mesele. Ama Allah diyor ki, benim hazinemde yok yoktur. Onu anlayacak birisini gönderiyorum. Sana da bir oğul. Hem damat, hem yeni bir oğul. Yeni bir dost. Duyup da duymamazlıktan gelmeyen yüce Rabbim herkese aynı yakınlıktadır. Aynı duayı, aynı sevecenlikle, aynı saygı, aynı hafurecayla kim ederse duası kabuldür. Olmadı mı? Olursa âlâ, olmazsa alülâlâ. Bir gün de bana demişti ki, efendim demiştim, ben işte kızımın şeyi de mutluluğu da size ait, şöyle demiştiniz, Allah'ın hazinesinde yok yok. Ben o gün eve gitmiştim, öyle dua etmiştim, işte ona cankuş diyen bir insan çıktı karşısına, 16 senedir mutlular, hala cankuş deyince böyle yaptı. Allah Allah dedim, bu ne demek ya? Peki dedi, kötü çıksa şükreder miydin? Bakın, şimdi de başka türlü salladı. Ne demek istiyor biliyor musun?
Allah'ın yanlışı olmaz. Ne gönderdiyse yahşi, o yarın bahşi. Son 5 yıl bize sohbeti şuydu. Kızım, her şeyi unutun ama bunu unutmayın. Allah'ın yanlışı olmaz. Hani senin bakışın, değerlendirmen, zanların yanlış olabilir demek istiyor. Yoksa her şey yerli yerinde, zamana bağlı. Ama o tünelden geçerken o ışık hiç gelmeyecek zannediyoruz. Halbuki geceyi mutsuzluk kabul ediyorsan gece olarak kalmıyor. Gündüzü mutluluk kabul ediyorsan gündüz olarak kalmıyor. Bir devinim, devinim. Tekamül devinimi ya. Tekamül. Ve yalnız olmadığının bilincine vardıran bir tekamül. Bir gün kız kardeşim demişti ki, Nilüfer demiştim, filanca işte, Ayşe benim dostum demiştim. Ay abla dedi, dost Allah, kalp arkadaş. Oraya getiriyor işte seni. Dost Allah, kalp arkadaş. Sen Allah'la dost olursan, herkes dost olursa. Bak, Yunus diyor ki, ben dost ile dost olmuşum, kimse dost olmaz bana. Arkadan Niyazi Mısri geliyor, diyor ki, ben dostla dost olmuşum, kimse düşman olmaz bana. Onun dostluğu yeter sana. O coşku yeter, o muştu yeter, o bağlantı yeter. Ben nereye koydum? Evet, bir şey diyor ama. Tabii sabır, emek, 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 emek Allah'ta zayi olmaz. Onun adı El-Hak. İşte dediğimiz gibi, hep tekrar ettiğim gibi, fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Bizi bakın, taş yaratmadı, bitki yaratmadı, hayvan yaratmadı. İnsan olarak dünyaya geldik. Bu çok yüce bir şey. Bunun kıymetini bilmeden gidersek, bu çok üzücü. Bunun farkına varmazsak. Biz insanız. Şah damarından yakın olan bizimle, bizim yaptığımız her güzellik yerini bulacaktır. Kimin yanında? Allah'ın yanında. İnsanın yanında olma. Ya seni zaten Allah'a kovalayan her şey mübarektir dediğim olay bu. Yani çark böyle dönüyor. Allah'la olanın içine cennet kaçmıştır deniliyor. Ha, dünyada Allah ilimdir, Allah'a ilimle varılır. Bakın bir de dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmaktır. Allah'ın yarattığıyla olmaktır. Bana bir hanım sormuştu, evrensel günah nedir diye, bir televizyoncu hanım da. Demiştim ki, kızım bak, kar yağdı. Kar topu oynamazsan, kayak yapmazsan evrensel günah. O denize girmezsen mevsiminde evrensel günah. Tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. Adem'i sevmezsen evrensel günah, kendini sevmiyorsun demektir. Çünkü tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. O Adem gidip gidip geliyor. Eyvallah. Tabii. Şimdi ondan başka bir şey var mı? Tabii ki ondan başka bir şey yok. Ama acaba hep öyle mi düşünüyoruz? İşte hep öyle düşünsek, sevgi, bilgenin kanıtı hep mutlu olmakmış. Hangimiz hepimiz mutluyuz? Bir gün mutluyuz, bir gün mutsuzuz. Ama özünü, tözünü bulduğun an başkasın. Çok başkasın. O zaman diyorsun ki, ya Rabbim, bana verdiğin potansiyeli en güzel şekilde
ortaya çıkartmama yardım et. Zamanımı boşa harcatma ya Rabbim. Benden gören sen, benden işiten sen, benden konuşan sen ol. Beni bana bırakma. En ufak bir şeyde bile Allah'tan yardım istersen, onu şiar haline getirirsen, başka bir mutluluk, başka bir sürur içinde olursun zaten. Her vücut kuyusunda bir Yusuf vardır diyor. Evet efendim. Saat aşağı yukarı 50 dakika olmuş galiba. Allah'a bin şükür. Bugünümüz de yine güzel şeyleri paylaşmakla geçti. Allah verdiğini geri almaz. Daha iyisini verir ya da değiştirir. Katiyen Allah'ın alması olmaz. Allah'ın alması bile vermesi içindir. Bakın, hiçbir şeyi hor görmeyen göz Allah'a açılır diyor. Çünkü hor görme, hor gördüğüne muhtaç olursun. Kemal, yorum konusunun sonsuzluk kazanmasıdır. Yani bir konuya nokta koyamazsın. O kadar sonsuzdur ki. O kadar olasılıklar vardır ki, o kadar yorumlar vardır ki işte. Ama ne zaman ki bu yorumları rahmani olarak değerlendirmeye başlarız. Yani hüsnü zan kadar yüce ibadet olamaz dediği olay. Güzel bakmayı öğrenirsek, güzel yorumlamaya geçersek o bizden işlemeye başlar artık. Biyoloji gen diyor. Elektronik ilmi programlanmadan söz ediyor. Hayır, emir. Ama kimin emri? O ne güzel bir emirdir. Allah kötü bir şey olsun der mi? Bakın, Muhammed Mustafa anı başa tac eyledi de onun için mirac eyledi. Anı çok güzel kullanmayı nasip etsin Yüce Rabbim bizlere. An muhteşem bir şey. Bakın, Mutlu Baba'nın bir sözü benim tasavvufa dalmama neden oldu. Ama sözün muhteşemliğine bakar mısınız? Seneler önce vermişlerdi bir kitap Mutlu Baba'nın. Tasavvuftan Mutlu Damlalara, Mehmet Rasim Mutlu. İçinde geziniyorum 26-27 sene önce. Ama %30'unu anlayabiliyorum, %35'ini, 65-70'ini katiyen anlayamıyorum. Ama kokusunu hissediyorsun. Böyle dolaşıyorum içinde. Şu cümleye geldim bakın. Küçümseyerek hangi devirdeyiz efendim derler. Sen hangi andaysan o devirdesin. İlimlerin geldiği son nokta. An. Bu kadar güzel izah edilebilir mi? Küçümseyerek hangi devirdeyiz efendim derler. Sen hangi andaysan o devirdesin. Her şey bizim anımızda, bizim yorumumuzda, bizim bakışımızda bitiyor olay. İnsanı insan yapan da o zaten. Aynen öyle, aynen öyle. Tabii canım, tabii insan insanın acısını alır. İnsan insana acı verdiği gibi. Fiili dua çalışmaktır. Çalıştıktan sonra, her şeyi yaptıktan sonra o elleri açıp şöyle diyebiliriz. Ya Rabbim, ben bu ellerle elimden geleni yaptım. Şimdi bu elleri sana açtım. Sen en güzelini nasip eyle. Evet efendim. Herkes hayatının başrol oyuncusudur. Bu rolü güzel oynamak lazım.
iz bırakarak gitmek lazım. Mahcup olmamak lazım. Çünkü burası dun. Yani seviye o 18 bin alemin ilk basamağı olarak insana verilmiş. Ama burada burası rampa. Burada Cenab-ı Allah'ı buldun. İşte bu. Bakın diyor ki an dedik ya, ben ukbayı bileyim dersin. Şu demi bilsen o ukbadır işte. Ukbanı hazırlayan, yani geleceğini hazırlayan bu dünyadaki gayretlerin, meşgalen, hedefin, amacın, niyetin, emelin. Dönüyoruz başa. Rahmani dilek yerde kalmaz, iste vereyim der Allah. Rahmani dilekler içinde olacağız hep. Bize yakışan o. Kim şeytaniden ne görmüş, ne kazanç elde etmiş? Tabii insanlara faydalı olmak kadar muhteşem bir şey olamaz. Olamaz. Bir balığın, bakın, bir balığın peşinde, Mehmet Rasim Mutlu öğretmenimiz derdi ki, bir balığın peşinde o denizin dibinde 6 ay gidip de o balığı size anlatan evliyadır demişti. Allah ilimdir, Allah'a ilimle yaklaşılır. İşte en faydalısı, insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır. Mağara devrinden buralara geldik. Daha nerelere doğru gideceğiz? İşte Allah ilimdir, Allah'a ilimle yaklaşılır diyor ya. Cehennem de muhabbet eksikliğidir diyor. Cennet demek ilim demektir. Cennet içimizdeki sevgidir. Sevgisiz yapılan her şey vahşettir. Vahşet demesek bile güzel değildir ya. Ben daha fazla vaktinizi almak istemem. Bazen konular adeta tıkanır demeyelim. Yani tasavvuf sonsuz bir ilimdir. Yani çok muhteşemdir. Bakın diyor ki Mutlu Baba'nın, ey Mehmet Rasim Mutlu, ey hayretine düşüren Allah'ım, hayretimi arttır. Nakışta nakkaşı görmeyen göz, göz değildir. Bakın, kendine bir sevgi ve muhabbet kapısı açıldığında bunu fırsat bilesin. Bunu yaşayasın demiş. Çünkü sen bu kapının ne zaman kapanacağını bilemezsin. Ben vefakarım diyorsun. Vefa hakkı kabul etmektir. Hakkı kabul etmiyorsan onun yanında durmak vefakarlık değildir. Bilhassa hakka vefasızlıktır. Taassup bilgisizliktir. Akıl işi değildir. Seni sevgilinden, dosttan ayıranı dinleme. O sözde ziyan vardır. Tapınmak değil, anlamak, hemhal olmak güzeldir, mühimdir, sıhhat ve afiyettir. Allah'ın yükselttiğini kimse alçaltamaz. Kin de alçaltamaz. Kin güt istersen yükselttiğini alçaltamazsın. Çünkü Allah el rafidir. Allah'ın övdüğünü överiz, yerdiğini yereriz. Övülmekten hoşlanmak insanı Allah'tan uzaklaştırır. Benliği okşayıp da beni hakiki var olandan gafil etme der. İnsanın önüne bütün kapılar kapanırsa, o ya fettah derse, bütün kapıları açar, hayırlar feth olur, şerler def olur. Gökyüzünden inen yağmur, şimşek, meteor taşları yeryüzüne yağdı. Yeryüzü bunları reddetmez. Allah'tan gelen hiçbir şeyden kul kaçamaz. Allah'tan gelen yağmur da, şimşek de, meteor da yeryüzü için lütuftur. Allah'ın Rauf isminin göstergesi, yani şefkati, eşyaya sistem koymuştur. İnsana vicdan vermiştir.
Bu ilahi sistem bizi düşünmeye, öğrenmeye götürmüştür. İlahi şefkat ve merhametli olan Allah, insanlara hayır ve sevgi üzeredir. O mürşittir, toprağa yağmuru eriştirir, toprak canlanır, ormanlar, çiçekler, meyveler huzura gelir. Mürşidin her söylediğinden, her tavrından bir şeyler alın, o öğretmek aşkını taşır, her halde öğretmek ister. Ben sizinle bir şey konuşurken, bir şey anlatırken ama demeyin. Benim anlatımım da o dediğin ama da nazarı itibara alınmıştır. Acı ve sıkıntı çeken öğrenir, tedbir alır. En iyisi fıtri kabiliyeti ve hobisini meslek edinen, kendine ve etrafa en çok faydalı olandır. Evet, inşallah fıtri yapımızı buluruz, fıtri yapımıza göre hareket ederiz. Bunun için de yine Cenab-ı Allah'tan yardım isteyeceğiz. Ya Rabbi, bana verdiğin potansiyeli en güzel şekilde ortaya çıkartmayı nasip et diyeceğiz. Bizi bize bırakma diyeceğiz. Bağlantıyı kesmeyeceğiz. Dünyada mutluluk, Allah'ın dünyasında Allah'la olmaktır. İnsanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlar. O, ben gizli hazineydim, bilinmek istedim der. Bu ne muhteşem bir şeydir. Biz Cenab-ı Allah'ı Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu bu beden kuyusundaki Yusuf'u ortaya çıkartmak için geldik buraya. Her beden kuyusunda bir Yusuf vardır. Hepsi çok değerlidir. Hepsi görevlidir. Allah'ın yanlışı olmaz dedik. Yanlış bizim bakışımızdadır, zanlarımızdadır. Sevgi ve muhabbetle hepinizi kucaklıyorum. Sevgiden öteye güzel bir şey olamaz. Sevgi baht oldu bize. Biz sevginin ürünüyüz. Allah bizi sevdi de yarattı. Bizi yaratırken duyduğu aşkı biz bu dünyada yaşamaya geldik. Sevgi ve muhabbetle hepinizi kucaklıyorum. Eyvallah. Ne demek, ne demek, ne güzel. Ne güzel geçirdik. Yani samimiydik, içten geleni konuştuk. Daha da zamanla inşallah daha da derinleşir sohbetlerimiz. Ha, gönlün senden uzaklaştıysa bil ki bir şeyler getirmeye gitmiştir. Evet evet, mahzun olduğumuz anlar çok kıymetli anlardır aslında. Çünkü Allah verdiğini geri almaz, daha iyisini verir ya da değiştirir. İlahi sistem hep bizi mutlu etmek için çalışıyor. Yeter ki biz bunun farkındalığında olalım. Şükür, gayret muhteşemdir. Şükret ki çok vereyim der Allah. Anlamayana bir şey olmaz. Anlamayana versem de anlamaz. Yani o tadı bulamaz. Şöyle, miras yedi, miras yediyle, alın teriyle kazanan çok farklıdır. Eyvallah. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Sevgi ve muhabbetle hepinizi kucaklıyorum. Sağ olun.